Herkese merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, halk edebiyatı ozanlarıyla yolumuza devam ediyoruz. Ama buradaki ozanlar aşıklarımız, yani aşık edebiyatı ozanları diyeceğiz arkadaşlar. Bunları bitirdikten sonra daha sonra tekke tasavvuf edebiyatı ozanlarıyla ne yapacağız? Yolumuza devam edeceğiz. Şimdi biz evet aşık edebiyatını 16. yüzyıldan başlatıyoruz ama 13. yüzyılda kim var? Nasreddin Hoca var. Nasreddin Hoca'nın her ne kadar yaşamamış ya da herhangi bir şekilde çok fazla bir bilgi hakkında bilgi olmadığı düşünülse de genel kayıtlar 13. yüzyılda yaşadığına dairdir. Ve Nasreddin Hoca'nın zeki, nüktedan bir Müslüman olduğu, bir Türk olduğu varsayılıyor ve Londra'da British Museum'da, yani British Müzesi'nde artık her neyse, Hazai Tercüme'yi Nasreddin Efendi isimli bir eseri var. Ve bu eserde latifelerinin toplatıldığı, yani sözlerinin, hikayelerinin geçtiği bir eser olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden 13. yüzyıldaki Nasreddin Hoca'yı kafamızın bir kenarına koyalım ve asıl yerden başlayalım. 16. yüzyıl, kör oğlu, körün oğlu, selam olsun Bolu Bey'ine diyen, tüfek çıktı, mertlik bozuldu diyen ve bir yiğit cidasın almış eline, başını koymuş da mertlik yoluna, kalkan paralana zırhlar derine, kanlı gömlek, koç cide don olur diyen. Don orada kıyafet anlamında arkadaşlar. İşte kör oğlu, körün oğlu. Hatta bir rivayete göre tam olarak net değil ama yine söyleyeyim. Hatta Kizir oğlu Mustafa Bey şiiri var arkadaşlar. Kör oğlunun söylediği düşünülüyor ama çok farklı kör oğlu hikayeleri olduğu için net değil. Ama yine de söyleyelim. Orada Kizir oğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu, zor beyin oğlu diyen de kör oğludur. Yani eğer sorularda görürseniz kim diyeceksiniz? Kör oğlu diyeceksiniz. Evet, kör oğlu 16. yüzyılda yaşamış yiğit bir ozanımız. Koçaklamalarıyla ünlü, yiğitliğiyle ünlü. Bir rivayete göre Bolu Bey'inden intikamını almak için uğraşıyor. Çünkü babası bir seyis ve haksız yere Bolu Bey'i babasının gözlerine böyle iki tane kızgın demiri sokuyor, çıkartıyor ve babası maalesef daha sonra ölüyor. İntikam almak için yanıyor arkadaşlar. Daha sonra babası at seyisi olduğu için, bir tane bir at yetiştiriyor ki karanlık odalarda kanatlı olduğu vesaire vesaireler söyleniyor. Ve o atla beraber Bolu Bey'inden intikamını alıyor. Selam olsun Bolu Bey'ine mısrasını gördüğünüzde kör oğlunu basın arkadaşlar. Yine çok önemli, bakın bir dörtlük var. Düşman geldi bölük bölük dizildi. Alnımıza kara yazı yazıldı. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu, eğri kılıç kınında paslanmalıdır. Çok güzel bir dörtlük. Evet, bu mısraları gördüğünüzde Köroğlu'nu işaretleyip geçiyorsunuz, affetmiyorsunuz. Dedik ya, divan edebiyatından hiç etkilenmemiş ve en önemli, size 5 tane ozan sayacağım ki bu ozanlar aruz ölçüsünden hiçbir zaman etkilenmeyecek. İşte bunlardan birincisi Köroğlu. İkincisi Kayıkçı Kul Mustafa. Üçüncüsü arkadaşlar Karacaoğlan. Dördüncüsü Dadaloğlu. Beşincisi Pir Sultan Abdal olacak. Ve Cumhuriyet ozanları da etkilenmeyecek. O yüzden lütfen burayı çok çok iyi odaklayın arkadaşlar kendinizi. Aruz ölçüsünü hiç kullanmamıştır. Yani divan edebiyatının etkisi hiç ama hiç yoktur. Yiğitçe ve coşkulu anlatımı vardır dedik. Koçaklamalarıyla ünlü. Yani yiğitliği var bu adamın. Devam ediyorum. Aşkı ve doğayı anlatıyor. Tabii bunlar da doğal değil mi? O dönemlerde diyar diyar geziyor bu adam. Tabii ki de aşkı da doğayı da anlatacak. Dili yalındır, anlatımı içtendir. Çünkü halkın adamı. Demin dedim, kör edilmiş bir adamın oğlu olarak karşımıza çıkıyor. Ve asıl adının Ruşen Ali olduğu
var sayılıyor. Bolu Bey'ine karşı mücadele etmiştir. Bakın bu bilgi bizim için gerçekten çok önemli. Kiziloğlu Mustafa Bey, bunu da unutmayın, dip bilgi olarak karşımıza çıksın, dursun, artık her neyse. Bu bilgiler Köroğlu ile ilgili tüm bilgiler arkadaşlar. Gördüğünüzde lütfen işaretleyin, geçin. 16. yüzyıl divan edebiyatı etkisi yok. Bolu Bey'ine karşı mücadele ediyor. Koçaklamalarıyla ünlü. Tekrar ediyorum. Koçaklamalarıyla ünlüyü gördüğünüzde zaten işaretleyeceksiniz. Dadaloğlu ise kaçıncı yüzyılda olacak? 18-19. yüzyılda karşımıza çıkacak. O yüzden Dadaloğlu ile Köroğlu'nu karıştırmanıza imkan yok. Çünkü bizim Köroğlu'muz 16. yüzyılda karşımıza çıkacak canlar. Evet, 16. yüzyılın bir diğer ozanı Öksüz Dede. Yani bir diğer ismiyle Öksüz Aşık. Kendisi devşirme arkadaşlar. Yeniçeri Ocağı'na alınan bir ozanımızdır. Yine 16. yüzyıldaki önemli ozanlardandır. Bizim ozanımızın destan niteliğindeki şiirleri vardır. Tekrar ediyorum, destan niteliğindeki şiirleri tanınıyor. Bir de Hikmet Dizdaroğlu'na göre Anadolu'da, hani türkü normalde anonim ya canlar, Anadolu'da ilk türkü okuyan kişinin Öksüz Dede olduğu söyleniyor. Tekrar ediyorum, Hikmet Dizdaroğlu diyor ki Anadolu'da diyor ilk türkü okuyan kişi Öksüz Dede'dir diyor. Bilginiz olsun, bu da cebimizde bilgi olarak dursun. Ve 16. yüzyıl ozanlarımız bu kadar. Bu video birazcık kısa olmuş oldu ama yüzyıl gitmeyi düşünüyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle canlar.